Sıfırdan Hayat serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 43. bölümdeyiz ve Renault Premium aracımız var karşımızda. Sabahtan Oğuzhan geldi ve aracı ben ondan aldım. Dedim ki işte bugün son sefer atacağım, Renault'u da satacağım. Yeni araç alacağım. Dedim bir sefer gideyim. Hem Saint Bernard'a gidip şu tabelayı falan söktüreceğim üstüne. Araç satılacak. Araç bir saat sonra falan adam arayacak. Ondan sonra ben Saint Bernard'dan çıkıp buraya geleceğim. Bir saat işimi hallederim. Tabelayı söktürüp geri geleceğim zaten. Hem bir sefer atmış oluruz. Boş geçmemiş olur. Ayrıca bir saat sonra satacağım. Renault gidiyor. Daha sonrasında kredi, bankanın kredi borcunu ödeyeceğim. 116 bin euroluk bir kredi borcu var. Kredi borcunu ödedikten sonra da yeni araçlarımızı alacağız. Ve herhalde bugün ya da yarın sabahtan yeni araçlara kavuşuruz. İki tane ikinci el araç alacağım kendime. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. Bunu satmamın amacı tandem kamyonlar kazandırmıyor arkadaşlar. Onun için hani bunu da satacağım. Bankanın kredi borcunu kapatacağım. Tekrar kredi çekeceğim. Büyük bir tane bu sefer avanslı verecekler bana krediyi diye hissediyorum. Çünkü telefonda mobil şubeden baktığım zaman hani bir sonraki kredi bulun şeyinde artış olabilirmiş. Öyle bir şey var. Yeni kilitler seviyem açılmış. İnşallah öyle bir şey olur. Şöyle bir 25 bin lira daha fazla verirse en azından aldığım araca diğer araca bir tane Dorsa alırım. Renault'u komple satıyorum. Arkası ön Dorsa'yı. Adamla 68 bin euroya anlaştık. Dorsa'sı, kellesi komple 68 bin euroya gidecek. Evet biliyorum biraz ucuz gidiyor. Çünkü biz de biraz pahalıya aldık. Daha ucuza satıyoruz aldığımız paradan. Yapacak bir şey yok yani. Artık orasına burasına bakmayacağım. Aldığımız araçlarla artık kazanmaya başlayacağız. Dediğim gibi Oğuzhan'a da Oğuzhan'a da araba alıyorum. Kendime de araba alıyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu şirketi geliştirmeye çalışacağız. Güzel bir olay olacak. Aksesuarlarını falan sökeceğim komple. Navigasyonunu bırakırım tabi. Diğer aracımıza takacağımız için telepaslar kalır. Aksesuarlarımı alırım. Arkada koyun pastasını falan söktüreceğim. Diğer araca belki takarız. Alacak olduğumuz araca. Ya da dursun ya, lazım olur. Takarız başkalarına. Üstteki LED tabelamı alacağım. O kadar yani, başka da bir şey yapmaya gerek yok. Diğer haliyle komple olduğu gibi vereceğim. Araç yine gösterge panelinde sorun yaşatmış da şeyi komple değiştirdik bu sefer. Gösterge paneli komple değişti. Gösterge panelinin girişinde de sıkıntı varmış. Gösterge panelini komple değiştirdim arabada. 1000 lira ona masraf ettik. Allah'a çok şükür. Bugün olsun, böyle sağlam bir şekilde satalım aracı. Sorun olmasın. Orta yaşlı birisine satıyorum arabayı. Konuştuk adamla. Bayağı iyi yani, samimi. Muhabbeti çok güzel. Telefonda biraz muhabbet ettik. Şakacı da biraz. Ona vereceğim. Çok istermiş böyle tandem kamyon kullanmayı. Benim arabayı buldu. Bayağı da temiz zaten bu. Dedim benden yana sıkıntı yok dedim. Ben de vereyim sana, kullanırsın. Tamam olur gibi muhabbet döndü. O şekilde aracı da artık satmış bulunmaktayız, Renault'umuzu. Özleyecek miyiz? Evet, özleyeceğiz. Yani Renault'u da özleyeceğiz. Mercedes'i olduğu gibi Renault'umuzu da özleyeceğiz. Hiçbir şeyini almıyorum. Altındaki lastikler, jantlar komple olduğu gibi vereceğim. İnşallah iyi bakarlar bu araca, ne diyeyim. Oğuzhan da depoyu doldurmuş, fullemiş arabanın deposunu. Dedim niye fullledin lan bunu dedim. Olsun diyor. Ay, işte bu işler böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı büyük.
Alacak olduğum araçların da fiyatlarında anlaştık. Kaç liraydı? Kaç lira dedi o bana ya? 50 51'e 53 biriydi herhalde. Öyle o civarlarda bir şey olması lazım fiyatları. Tam hatırlamıyorum ama 50-53 falan demiş olması lazım. Yani iki aracı fiyatı 110 bin lira falan işte. 110 bin lira tutar. 110 bin lira iki tane araç alacağız. İkinci el. Birisinin kilometresi 736 binmiş. Öğrendim. Şeylik. 430 beygirliğinki. 430 mü? 420 beygirliğinki bir şey. Onunki o kadar. Diğeri de 630'muş kilometresi. Arada 100 bin kilometre fark var işte ikisinin arasında. ...53.000'liğin motoru yüksek diye 3.000 lira daha fazla istiyor adam da. Daha ne olsun artık, yapacak bir şey yok ya. Ya benim kullanacak olduğum aracın ve motoru yüksek ama kilometresi biraz fazla. Diğerinin motoru düşük, kilometre de düşük birazcık. İkisi de şirkette çalışmış araçlar bunlar. Otomatik kullanacağız tekrar. Otomatiğe dönüyoruz. Yani bakalım, inşallah iyi olur. Boş yere sevmezler, niye vermezler? Her kızlar patron dinle. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. Bu yol yukarı falan, petrolün oraya falan çıkıyorsa var ya, biz boşuna uğraşıyoruz şu tek yolda. Gerçekten boşuna uğraşıyoruz. Petrolün oraya çıkabilir o yol arkadan. Petrolün üst oraya çıkıyorsa direkt otobandan Saint Beyont'a gidilebilir. Ama bilinmiyor tabii. Hiç denemedik. Yayında oynadık arkadaşlar. Geçtiğimiz akşam yayında sıfırdan hayata oynadım. Ivego ile beraber. Ivego ile biraz para yaptık. 30 kaçtı? 30 36 falandı değil mi videoyu çektiğimizde? 48 bin lira falan para yaptım. 8.000 euro. İyi yani, işime yaradı en azından. Bankanın kredi borcunu ödeyip tekrar bankadan kredi çekersem Dorsa alacağım. Yeni Dorsa alacağım. Çünkü iki araca da Dorsa lazım biliyorsunuz. Dorsasız olmaz. Eğer alamazsam da böyle birkaç seferliğine Dorsası çalışılacak gibi duruyor. Ivego'yu verdim. Ivego'da da bir sıkıntı çıkmadı zaten. Yani temiz kullandık arabayı biliyorsunuz. Hiçbir problem olmadı. Ufak tamponda bir sürtükme var olmuş da. Önemli değil abi dedi yani. O kadar da bakmayız. Sıkıntı yok dedi, aldı. Ne yapayım ben de. Bak böyle sürtmüş, boyası cızılmış arabanın. Ama bir şey demediler. Arkadaş var burada bir tane, diyor ki senin diyor şeyi alalım. DHL'yi alalım. DHL'nin aracında çalış diyor. Tırı bırakıp da şey süreceğiz biz. Ducato mu? Citroen mi? Peugeot mu? Bir şey zımbırtı. DHL'nin arabasıymış.
Onu al sürelim diyor. Ve işte geçen de arabasını alıp gittim. BMW'yi alıp da gittim. Yok dedim nagit iş yani. Onunla uğraşılır mı? Her gün şeye sefer atman gerekiyor. Her gün Periknat'a gidip gelmek zorundasın. Ta Periknat'a gidip geleceksin her gün otobandan. Bununla uğraşılır mı ya? Bir de bir sefer değil. Günde bir sefer değil. Günde iki sefer gidiyorsun. Bir sabah bir akşam. Öğlen tarifesi de varmış ya, şu korona yüzüne öğleni kaldırmışlar. Normalde 3 sefer. Dedim devam yapılır mı o ya? Git gel git gel. Arabayı değiştireceklermiş. İşte yeni bir araba alacaklarmış. Araba bayağı eski. Hurda oldu. Biliyorsun zaten Peugeot'lar ya da Citroen'ler fazla kullandığı zaman gidiyor arabalar. Arka kapılar falan onun şey açılıyor yani, yanları açılıyor. Kütür 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 sesler geliyor arabadan. O yüzden onlar değiştirecekmiş. Dedim bir tane Mercedes alsalara madem bunlar. Mercedes Sprinter alsınlar ya da Volkswagen Crafter falan alsa. Onlar pahalı diyor, almıyorlar. Öyle bir olay var. Şirketler bile biliyor işini, biliyor musunuz? Nerede ucuz? Ucuz etin yani sinir mi ya? Hiç sevmediğim araba Citroen ne şey Peugeot. Onun yerine Ford kullansam daha iyi. Marşına basıyor, dozer gibi çalışıyor şey Peugeot Berlingo'lar. Eski kasalar var yani. Marşına basıyor, dozer çalışıyor sanki yanda. Ketin Gray delileri. Eski mazotlu arabaların, hani eski nasıl diyeyim size, 2000, 2000 üstüyle 2005 arası falan herhalde. Yanlış hatırlamıyorum, 2006 2005 modelleri arasında böyle motor sorunu gibi bir şey var onlarda ya. Bu arabayı bir çalıştırıyorsun, yıkılıyor ortalık. Pancar motorun çalışsa o kadar ses çıkarmaz ya. Sallanıyor, gaza basıyorsun böyle, nasıl biliyor musun? Egzoz manifolddan kopmuş, direkt egzoz dışarı atarmış gibi şeyi. Havayı. Enteresan bir şey. Olsa iyi bakmış arabaya yalnız. Bayağı temiz. Güzel. Yatağını falan almış oğlan arabadan ya. Yeni yıkatmış, sabah yıkatmışlar arabayı da. Şey, petrol de yıkatmış arabayı. O yüzden temiz bu kadar. İçinde sübükmüştür herhalde. Gerçi oruç var ya, oruç. Oruç yüzünden arabanın içi pis olmamış olabilir. Hani oruç olmasa fıstık yenir, işte o çerez yenir. Çekirdek çit dersin mesela giderken. Ha böyle şeyler olduğu zaman sıkıntı. Pis oluyor araba. Ama yani bu böyle bir arabada kullanıyorsan, ya tırlar, çekiciler kullanıyorsun, aracına temiz bakacaksın. Çünkü orada yaşıyorsun sen. Sen orası evin aslında. Hani iyi bakmak lazım bunlara. Daha üstüme niye geliyor? Arabaya bakarsın, araba da sana bakar. Öyle değil mi? Aracının suyunu, yağını eksik etmezsen, aracına temiz bakarsın, araç da seni bakar. Net bakar. Camdan arkadaki bijonları seyrediyorum. En arkadaki lastiğin bijonlarını seyrediyorum. Dönerken böyle krom ya, dönerken görüyorum ben onu. Ne güzel dönüyor ya. Mercedes istediğim gibi yapamadım ya, ona yanıyorum. Mercedes'te çok büyük hayallerim vardı. Yapamadım ama arabayı. Parasızlık bir yandan. Şimdi kazanıyoruz Allah'tan.
şu an iyi ya, kazanmak gerçekten. Allah'a çok şükür. Oy, her gün 4000, 5000 euro. Para giriyor cebime ya. Güzel. Sen harika bir detaysın araba ya. Vallahi. Seviyorum seni. Amcam aradı. Dedi işi büyütüyorsun herhalde. Evet dedim, ufaktan böyle bir sal dedim. Garaj aldın dedim. Ben de hani gelişmeye başladık artık. Amca. İyi dedi. Daha büyük bir şirket bekliyorum. Daha iyi yerlere gel hadi inşallah dedi bana. İnşallah amca dedi. Amcamız yavaştan bize yavşamaya başladı ya. Hani baktı ondan daha iyi bir seviyeye gelmeye başladık böyle. Yakında diyorum işte garajı büyütelim, ben de gelip beraber çalışalım falan. Şirketi yapayım, Sovotrans'ı vereyim senin üstüne, sen çalış vesaire vesaire. Olabilir, neden olmasın böyle bir şey? Hollanda tarzı araçları bir sokalım buraya değil mi? Skyna, DAF. Onlar kullanmam ben ya. DAF iyi de Skyna'yı pek düşünmüyorum. Ya gerçi aman, o kadar çok modifiyeli abartılı araç sevmiyorum ben ya. Böyle tatlı bir modifiyesi olacak, güzel. Ben kendi kafama göre kendi arabamı yaparım. Zaten büyük bir getirmez oradan buraya o arabaları. Hani öyle bir şey olsa getirmez. Size olacak diye de söyleyemem. Hemen ha, ne oluyor, yeni ileriki videolardan trailer falan mı dersiniz şimdi, değil yani böyle bir şey yok. Bunu tamamen varsayım olarak söyledim ben. Hani olabilir mi yani, böyle bir şey olabilir ama beklemeyin yani, şu an öyle bir planım yok tabii. Aklımda daha değişik planlar var benim. Onları uygulayacağız teker teker. Şunu da söyleyeyim, aldığımız araçları kolay kolay bırakmayacağız. Yani uzun süre kullanacağız o araçları. Allah! Nereye vurdu? Lastiğime vurdu değil mi? Aga be! Lan lastiğin janta vurmuş. Neyse, bijonları falan değil. Bijonlar kırılmış lan. Oğlum ya! Manyak mısın sen?
Ben yola giriyorum. Kör müsün? Çıldıracağım ya. Görünmez gaza işte. Al. Bu arabayı zaten satmaya ya da bir şey yaptırmaya götürürken olur bunlar. Başıma hiç yoktan iş açtı şimdi. Lastikte de var problem herhalde. Lastik bir tuhaf. Neyse, yedeği vardı onun. Yedeğini bir taktırız. Yapacak bir şey yok. Neyse, ben kontrol ederim onu, değiştiririz orada o zaman. Yapacak bir şey yok. Olacak şeyler arkadaşlar bunlar. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.